oynadığını gördük. Diğer koridorları oynadım emin değilim ama şimdi destekli vallahi oynamaya devam ediyor ve inanılmaz bir Leona performansı var. HB Hakim'de zaten koridorda işleyen çok isim var. Stomage, Risk Hatır, Dilur, üçü de yanlış hatırlamıyorsam zamanında başka koridorlarda oyun oynamış kişiler diyelim ve bu maça geçelim artık hemen. Bundan önceki yasaklamalara bakalım. Rex'e inler ve Jarvan yasaklaması yapmış HB ekibi. Dünkü Beşiktaş maçında Tamburman ekibinde Kasedin, İrelia ve Kalista yasaklamaları yapmış. O da yanlış hatırlamıyorsam Darkless maçında dün galiba Darkless'e karşı oynamışlardı. Emin değilim, yalan söylemiş olmayayım. Reji eğer zaten yanlışsa beni düzeltir. Bakalım bu maçta neler yasaklanacak. Rexey ve Pantheon yasaklamaları geldi HBA'dan zaten. Söylediğimiz gibi Dekagon Moon, Namburman'ın en önemli oyuncularından biri. Bu sebeple de hemen ona iki yasaklama gelmiş durumda. Cassiopeia ve Zerat yasaklamaları geliyor Namburman ekibinden de. Biraz önce senin söylemiş olduğun gibi Risk Hatır'ın en çok oynadığı şampiyonlardan biri aslında Zerat. Cassiopeia'da Fabulous'un tercih etmeye başladığı şampiyonlardan biri. Şimdi son yasaklama da Janna. Yani ben açıkçası Kalista görmek istiyorum. Yani Türkiye'nin azına görmek istiyorum. Diğer bölgelerde yavaş yavaş böyle hafiften kendisini gösterdiğini, evet, gösterdiğine şahit oluyoruz. Ve yani az kaldı bana soracak olursan Kalista'nın permaban ya da permapik statüsüne erişmesine. Bir ya da iki haftası kaldığını düşünüyorum. İnanılmaz kuvvetli, çok mobil ve yetenek atışlarından çok rahat kaçan bir şampiyon. Evet. Yerinde durmuyor ki. Biraz ilerlerse durdurması gerçekten çok zor oluyor. Bakalım bu maçta görme fırsatı bulacak mıyız? Sonra da HB ekibinin koşulu yerini almış. Bu da Akıncı, onu da hemen belirtelim. Number One ekibinin ise koçu yok. Koç tercih etmediler. O da bir tercih. Evet, o da bir tercih. Biz bize yeteriz demişler. Bu sırada HB ekibi ilk tercihini yapmış durumda. Jarvan seçimi geliyor. Stamage'in oynayacağını tahmin ediyorum. Çok büyük ihtimalle ormana gidecektir. Hemen Crescent Makoyesi'ni üstünde duruyor. Peki ormancıyı alacaklar mı yoksa alt koridor için bir destek veya nişancı görebilir miyiz? Orta koridor alınacağını çok zannetmiyorum açıkçası. Üst koridor veya ormancı mı? Evet, üst koridor ve ormancı veya orta koridor ve ormancı. Lissandra'nın nereye gideceği çok belli değil çünkü şu anda. Wukong evet ilginç bir tercih. Çok tehlikeli bir şampiyon. Beklemediğimiz anda hani böyle bir tane agresif eşyayla diye Wukong'u anlatırken son anda Kha'Zix'e çevirdi. Yasaklama seçim ekime... Ekim ekranı. Yasaklama seçim ekranında şöyle bir oyun var. İki şey yapabiliyorsunuz. Bir, biliyorsunuz bir dakikanız oluyor. 59 saniyeniz oluyor. Hı hı. 59 saniye boyunca hiçbir şey göstermeyin. Sonra son saniyede bir şey seçiyorsunuz. İkincisi, 50. saniye falan bir şampiyon seçiyorsunuz. Mesela atıyorum biraz önce Dekagombo'nun yaptığı gibi Wukong. Karşıdaki rakip Wukong üzerine neler yapabilir, ne olabilir falan diye teori crafting yaparken son bir saniye kala hop bir daha değiştiriyorsunuz. O takımın 50 saniye boyunca düşündüğü her şey çöpe gidiyor. Tabii bu sırada Kasedin de açıkta kaldı. Kasedin açıkta kalınca HBA gibi hemen Kasedin'i tercih etti ama henüz kilitlenmedik. Graves Kasedin üstünde duruyor şu anda HBA ekibi. Bakalım kilitleyecekler mi? Bence etkili. Kitlemeleri çok mantıklı olur açıkçası, evet, bu iki şampiyonu. Hani belki şunu yapabilirler. Graves yerine bir destek şampiyonu seçebilirler son anda ama hayır. Kasedin ve Graves ikilisini almak istiyorlar. Graves'in yanına acaba bir eni gelir mi HBA'dan? Number One bunu fark edip acaba kendilerine en iyi alır mı? Şu anda sıra Number One ekibinde. Ekranı da görüyoruz. HBA'nın son iki şampiyonluğu ne olabilir? Kalista geliyor. Hadi bakalım. Oo. Leona Nar yasaklı mı? İkisi de yasaklı değil. Seçilir mi peki? Ya HBA evet. Şu anda açık olan koridorlarına Leona Nar düşünebilirler bence. Leona Nar çok güzel olur. Lelouch da Leona'yı zaten seviyor. Geçen oyunda da tercih etti. Bu oyunda da bence tercih edebilir. Grace'in yanında da bence doğru gidecektir. Bakalım Leona tercih gelecek mi? Nar da yine söylediğin gibi. Ama şöyle bir şey var. Lissandra nereye gidiyor? Bu hala belli değil. Eni. Anlık hasar mı yoksa biraz daha takım savaşı mı? Şu anda bunu karar vermeye çalışıyor aslında HBA ekibi. Eğer Lelouch en iyi tercih ederse anlık hasara gidecekler demek. Bu çok daha mantıklı. Kalista'ya karşı. Evet. Çünkü Kalista'nın Eni'nin sersemletmesini
dodge'laması yani kenara çekilmesi. Alan hasarı evet. olduğu için çok zor. Zaten bir de direkt. Bir de ani yani. Ani olduğu için. Bir başka şey daha var. Yok. Direkt yani Kalista'ya tıklayıp atabildiği o yetenek sayesinde istediği kadar hareketli olsun. Bir kere tıkladı mı iş işten geçiyor. Ve Zed. Risk Hat'ın elinde de bugün Zed'i göreceğiz. Zerat yasaklandığı için. Bakıyorum. Aslında çok güzel bir kompozisyon oldu. Fiziksel hasar ve yetenek gücünden gelecek hasarı çok iyi dağıttı şu anda bence EBA gibi. Annie ve Kassadin yetenek gücünden hasar verirken Grace, Zed ve Jarvan üçlüsü de fiziksel hasar verecek. Bence çok etkili oldu. Malkai üçlüsü de. Malkai. Eğer bu gelirse Lissandra'nın orta koridora, gideceği anlaşılacak. Henüz gittiğimiz durumda değil. Swainpool şu anda zaten ekranda aynı zamanda takımın kaptanı. Bakalım düşünüyor. Mantıklı yani. Çok mantıklı. En azından içeri girmeye çalışan bir Zed'le baş edebilecek. Hasar potansiyelini azaltacak. Aha. Gerekirse taşıyıcısını koruyabilecek bir şampiyon. Kesinlikle. Evet Zed'in Türkiye'de pek tercih edildiğini görmüyorduk. Yani nadiren tercih edilen bir orta koridor şampiyonu. Daha doğrusu orta koridor. Darkmaster Naru biraz oynuyordu. Evet. Naru'nun sevdiği bir şampiyon. Mesela Elysium fazla oynuyor muydu? Düşünüyorum. Yasuo'yu mesela daha çok tercih ediyordu eskiden. Tek tük oynuyordu. Diğer takımları düşündüğümüz zaman Leyline Lehar mesela çok fazla oynadığını ben görmedim. Oynanıyor. Yani yine oynanıyor. Ama böyle sanki Türkiye'deki orta koridor oyuncuları biraz daha böyle büyücü, biraz daha işlevsel şampiyonları tercih ediyorlar. Bir suikastçı gerektiğinde genelde Ahri'ye yöneldiklerini görüyoruz. Aha. Bakalım Risk Hat'ın Lissandra'ya karşı Zed oynadığını göreceğiz. Tabi Lissandra'ya karşı Zed oynamak gerçekten basit değil. Lissandra kendisine ultisini atarak önemli bir miktar hasarı engelleyebiliyor. Bir de zaten Zhonya yapacağı için Aphrox'a Zed'in oyun ilerleyen safhalarında ulti atması pek mantıklı evet. olmayacaktır. Şimdi bakalım böylece arkadaşlar bütün seçimler kilitlenmiş oldu. Takım kompozisyonuna baktığın zaman kimi daha etkili görüyorsun? Number One'da Kha'Zix yerine daha böyle nasıl desem? Meta'ya uygun bir şampiyon. Evet. Yani hasar vermek... evet. 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 Hasar vermek... Yani daha fazla hasar verebilecek mobil şampiyonlar var. Daha böyle tanklayabilecek şampiyonlar yine mevcut. Şu anda biraz daha hani Dekagon Moon acaba oyunu taşıyabilir mi diye zaten düşünüyor gibi bence Number One ekibi. Hani ormana Kha'Zix'i alınmasının en büyük sebebi odur. Yani belki hı-hı. ormandan oyunu taşıyabilme potansiyeli olurdu. Yani Pantheon'dan sonra yine oyunu taşıyabilecek isimlerden biri bence Kha'Zix evet. geliyor benim aklıma. Ama emin değilim. Arkadaşlar oyunumuz başladı fakat ufak bir duraklatma var. Onu da söyleyelim. Birazdan oyunumuza geçeceğiz. Bakıyorum. Bir oyuncu tabii rahatsızlık varmış ama acaba kimden ne olmuş? Rejiden zaten umarım haber gelir. Ne olup ne bittiğine dair biz de sizlerle hemen paylaşırız. Baktığım zaman daha oyunun birinci saniyesinde olduğumuz için daha şampiyonlar haritaya daha ışınlanmadı bile öyle söyleyeyim. Şeyden bahsedebiliriz. Bu hani oyun duraklatıldı. Belli bir yerden sonra oyun Regarnur bahsetmişti. Geçerlilik kazanıyordu yanlış bilmiyorsam. Evet ve şu anda oyun yeniden başlatılamıyordu. Geçerlilik kazanmış durumda değil. Burada birkaç tane kural var. Oyuncuların birbirini görmesi, birbirleriyle otomatik saldırı yapması, birbirlerine temas etmesi daha doğrusu. Birkaç tane daha kural vardı ama maalesef şu anda benim aklımda değil. Ama en önemli şey oyuncuların birbirini görmesi. Oyuncular birbirini gördüğü anda oyun bir daha tekrar edilemiyor. Şu anda Chris Hange'i görüyoruz bu sırada ekranda. O da Number One ekibinin üst koridor oyuncusu. Arkadan bir XNT evet, geçiverdi. Hakemlik görevinde eğer yanlış bilmiyorsam şu anda. Baktığım zaman yani Number One ekibinde biraz daha picky comp dediğimiz şey var aslında. Özellikle Lissandra'dan gelen. Lissandra orada bir tane şampiyonu kitleyip hemen üstüne Kha'Zix ve Kalista ikilisinden de gerekli hasar gelecek gibi gözüküyor. Ferit de bu sırada yine yerini almış durumda. O da bekliyor. Sanırım HBA ekibinde bir sorun var. FAB'da hadi başlasa da oynasak gibi bekliyordu.
Yine oyun durdu ya diye. Tabii oyuncuların birbirleriyle konuşması Yasak. 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 Yasa. Yasak. Bunun sebebi de biz seninle iki mücadele edeceğiz. Senin takımında bir sorun oldu. Sen takımındaki o sorunu çözerken mesela mouse'un çalışmıyor veya ekranın bozuldu, bilgisayarın patladı, bileyim, bir şey oldu. Benim o sırada taktiksel olarak konuşarak sana karşı avantaj sağlamam doğru değil. Bu sebeple oyuncuların konuşması, birbirleriyle komünikasyon kurması tamamen yasak. Gördüğün Eğer şekilde. hani böyle bir usulsüz davranışta bulunursa oyuncular bir sonraki maçlarından bir tane yasaklama hakkı. Ceza buradan yani bununla başlıyor. Genelde bir sonraki maçta bir yasaklama hakkının alınmasıyla genelde başlıyor. Fakat ceza varyo ya bir sürü ceza varyasyonu Bir var. sürü cezamız Her var. şeyi Ne verebiliyor. istersek. Şu andan itibaren konuşma izinleri varmış. Eğer reji doğru söyledi ise yalan söylemiyorsun değil mi reji? Hakemler hakemler buna izin vermiş şu anda arkadaşlar. Biz de adım adım öğreniyoruz. Sorun neymiş reji? Onu biliyor muyuz? Allah Allah. Ufak bir sıkıntı varmış arkadaşlar. Bu ufak sıkıntıdan sonra oyunumuza geri döneceğiz. Evet, ekranda paden. Bakalım suyu içebilecek mi agresif bir hareketle suyundan Padenden bir yudum muhteşem bir almayı yudum başardı. geliyor. Hafif soğuk. Boğazında ufak bir acı hissetti Padden. Hemen midesine yolluyor suyu. Ya oyun bari başlamış olsaydı bir 3-5 saniye de biz de eşyalardan konuşsaydık. Ellerindeki ne arkadaşlar? Tekrardan hatırlatırım. Ellerindeki o küçük torbalar el ısıtıcıları. Tekrar edeyim ben. Özellikle çevrim dışı turnuvalarda oyuncular böyle biraz heyecanlandığı zaman, sinir stres altında olduğu zaman elleri terlemeye ve üşümeye başlıyor. Bu durumda da refleksleri biraz etkileniyor. Biz de oyunculara el ısıtıcısı dağıtıyoruz. Böylece ellerini düzenli olarak sıcak tutabiliyorlar. Kendi vücut ısılarıyla aynı seviyede tutabiliyorlar. Aynı zamanda böyle oyuncak oluyor işte. Bazen de oynuyorlar. Twitch'e de soralım istersen. Tabii. Acaba izleyicilerimiz neler düşünüyor? Sizce arkadaşlar bu maçın kazananı kim olur diye bir soru sormuş olalım o zaman size. Twitch üzerinden bize yazabilirsiniz. Hashtag HBA veya hashtag NR1 diyelim. Eğer HBA'yı destekliyorsanız hashtag HBA yazın. Number One'ı destekliyorsanız hashtag NR1 yazın. Biz de bakalım siz neler düşünüyorsunuz? Evet. Birazdan gelecektir diye tahmin ediyorum ben. Bize döndük. Selam arkadaşlar. Mendil Merhaba. değil mi dediler. O HBA akıyor. Full HBA. Bir arada böyle Aradan bir birkaç tane number number one one geliyor geçiverdi. ama genelde HBA, evet izleyicilerimiz de HBA'nın kazanacağını düşünüyor. SKT T1 diyenler var. TSM diyenler var. Ve arkadaşlar maçımız başlıyor. Ufak bir bekletmeden sonra artık maç başlamış durumda. Günün 3. maçı. Mavi tarafta HBA ekibi var. Üst koridorda Cassidy'ni göreceğiz. Ormanda Jarvan'ı göreceğiz. Orta koridorda Zed'i göreceğiz. Ve alt koridorda Graves en iyi ikilisini göreceğiz. Kırmızı tarafta Number One ekibi var. Üst koridorda Marco'yu, ormanda Kha'Zix'i, orta koridorda Lissandra'yı ve alt koridorda Kalista, Thresh ikilisini göreceğiz. Kalista bu sırada acaba kimle bağlanmış? Evet, Thresh'le bağlanmış. Kalista Minyonların harekete geçmesine alt 30 koridoruna saniye. Çok kuvvetli bir koridor aslında. evet. Ama tabii şöyle bir dezavantajları var. Karşılarındaki kompozisyon çok agresif. Ve bir anda, ya daha doğrusu Annie tercihi çok mantıklı olur. Çünkü Annie'nin herhangi bir yetenek atışı sadece ultisi var. Ama onun da nasıl desem, Alan çok hem küçük olduğu alan için etkili, Kalista'nın kaçabilmesine çok imkan yok. hem alan etkili hem de animasyonu çok 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 kısa. Evet. Aniden atabildiği için Minyonlar ultisini harekete geçti. Kalista'nın otomatik saldırılarıyla yani pasifiyle sağa sola çekilmesi çok zor olacak. Bir oyun yapma potansiyelini böylelikle alt edebilir HVA takımı. Kalista'nın bu yüzden yapması gereken olabildiğince farmda eşit durmak. Bakalım Pedim ve Swain Paul orada Gromp'tan başlayacak mı yoksa Dekagon buna yardım mı edecek? Evet sadece yardım edecekler. O Gromp'u Dekagon buna bırakmayı tercih ediyorlar.
Evet, burada tam vuruş yapabilecekti diye tahmin ediyorum. Şimdi hemen mavi güçlendirmeye geçiyor. Okobon'un burada da kapışma başlamış. Pedden'ın aslında uluslararası özel turnuvada söylemiştim ben bunu. Kalista oynadığını görmek istedim. İki oyuncu var. Bir Holy Phoenix, iki Pedden. Bakalım neler yapabilecekler. Bir de şu an Kalista'nın ultisi de Thresh için, yani Thresh'e çok uyumlu daha doğrusu. Öyle söyleyeyim, daha doğru olacak. Bakalım, ben bu alt koridor kapışmasını merakla bekliyorum. Bu sırada orta koridor hemen baskın. Afroxians gidemedi orada pençeye. Sıçrayı da kullanıyor ama istediği gibi olmadı ve ilk kan dökülüyor. Güzel bir ölüm cezası. Yürüyüşü yakalamayı başardı. Yani Swampon'un üstünde büyük bir hasar var. Orada bitkinlik kullanmak zorunda kaldı. Olacak. Zeytnot'un üstüne skoru aldılar. Pedden da aynı şekilde yürüyüş skorunu almayı başarıyor. Şimdi Pedden Zeytnot ikilisinin kapışması ama Pedden'ın çok az canı kalmış durumda. Alabilecek mi acaba? Çok az canı var. Son bir vuruş gelir mi? Minyonlar OP mi? Hayır. Minyonlar yardım etmiyor Pedden'a. Ve burada da skoru alan isim Zeytnot oluyor. İki skoru da Zeytnot almayı başardı. Pedden orada yanlış görmediysem bir tane otomatik saldırı kaçırdı bir de. Bir tane otomatik saldırı yapabileceği yer vardı, zaman vardı. İptal mi etti? Onu İptal yapmak edemiyor. Yerine biraz daha ilerlemek istedi, kaçmak istedi Graves'ten. Evet, iptal etmesi zaten mümkün değil Kalista'nın otomatik saldırılarını. Orada aslında ben hiç beklemiyordum yani Pedden'ın başı. Bu kadar dayanabileceğini, bu kadar hasar verebileceğini değil mi? Aynen. Şurada tekrarını göreceğiz şimdi zaten, bak. Yürüyüşü buradan rahatlıkla alabiliyor. Şurada... Ya böyle bir durumda... Şurada kaçmış mı? Galiba vurmuş. %100 emin değilim. Evet. Bak şimdi göstereceğim sana birazdan. Burada şifasını da kullanıyor. Şurada vurup gidiyor bak. Burada dönüp şurada vurabilirdi ama geç kalıyor. Vursa birebir değişim olacak. Onu yapamadı maalesef. Ve HBA ekibi de belki de istediği en çok şeyi yaptı. Zeytnot'a oyunun daha 4. dakikasında 2 tane skor verdi. Benim anlamadım. Number One neden bir koridor değişikliğine gitmiyor? Değil mi? Şimdi böyle bir koridor, böyle bir kompozisyon başka bir bölgede olsa kesin bir koridor değişikliği zaten evet. Görmüştük. Kalista'yı, Kalista Thresh ikilisini Kasadin'in karşısına gönderirseniz da en azından şunu söyleyelim. Kasadin'in 1'e 2 bir pozisyonda minyon biçmesi Maokai'den çok 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 daha zor. Hı-hı. Maokai en azından fideleriyle veya Q yeteneğiyle kule altında rahatlıkla minyon kesebiliyor. Bu sırada en iyi bir ölüm cezası denemesi geldi ama istediği gibi olmadı. Şimdi risk atıra bir baskı gelir mi acaba? Orada hemen pençe üstüne yerine mıhlamayı da başardı. Defogon Moon da oraya gidiyordu ama güzel, bir dakika, bir de ışınlanma geliyor. Acaba risk atıra orada alabilecekler mi? Üstüne zıplıyor ve yerine mıhlamayı başardı. Chris Angel'ı risk atır kaçmaya devam ediyor ama hayır. Defogon Moon bu skoru almayı başarıyor. Güzel bir oyun izledik. Şimdi Kasedin acaba buna karşılık üst koridoru ittirebilecek mi hemen? Pedden'ın yapacağı eşya tercihini gerçekten merak ediyorum. Bazı oyuncuların böyle klasik alıştığımız ebedi kılıç, hayal edansı, statik hançer yaptığını görüyoruz. Bazıları ne yapıyor? Yo mu? Ha Kalan evet. Usamış. Evet. Bazen mahvolmuş kralın kılıcı. Şöyle bir avantajı var yo mu ve biraz üzerine can çalma yaptığınız zaman üzerinize gelmeye çalışan şampiyonların hepsine hasar vurup hepsinden can çekmeye evet. Devam ediyorsunuz ve çok mobil bir şampiyon da olduğunuz için işiniz bayağı zorlaşıyor. Bu arada Lelouch'un öldüğünü yani göreceğiz diyebiliriz. Ama bu arada en azından yanında Swainpool'u da götürmeyi başardı. Yok ama devamı yok. Dekagon Moon orada geri çekiliyor. Birebir bir değişim. Yine bence HB ekip burada olabildiğince karlı çıkıyor. Ben az önce galiba yo mu dedim emin değilim ama Runa'nın kasırgası demeye çalıştım. Ha anladım dedim. Tamam. Yok yo mu dediniz biraz önce. Evet. Runa'nın kasırgasıyla o vurduğunuz ekstra otomatik saldırılar üzerinize gelmeye çalışan herkese ekstra hasar veriyor. Çok da mobil oluyorsunuz. İnanılmaz bir miktarda saldırı hızı kazandınız. Burada hemen biraz baskının tekrarını görelim. Güzel bir ölüm cezası tutuyor. O tuttuktan sonra zaten Dekagon'u da hemen yanını çağırıyor ama burada anlık hasar. Burada Swainpool'u zaten yok ediyor. Şuna tutuştur da varmış zaten son vuruşta Lelouch'a gidiyor. Zeytnot alabilselerdi burada daha karlı, yani karlı çıkabilecek Number One ekibi ama birebir değişimden dolayı çok da işe yaradığını söyleyemeyiz baskının. Yalnız çok fazla düştü. Aprox'u.
Aphrox bu arada, yani hem Aphrox hem Risk Cutter 6. seviyeye ulaşmış. 6. seviyeden sonra kim daha üstüne çıkabilir? Yani Zed ultisini kullanacak ama Lissandra'da ultisiyle Zed'in ultisini durdurabiliyor yani. Yani ikisinin de skor alması çok kolay olmayacak açıkçası. Mesela bir baskın durumu olursa, bir baskın durumu olursa olur da Aphrox Risk Cutter'a kullanmayı tercih ederse ultisini. Bu sefer de Risk Cutter rahat bir şekilde Aphrox'u ulti atabilecek hale gelecek. Ya bakalım iki oyuncunun da birbirine karşı oyunlar yapmaya çalıştığını göreceğiz. En iyi sanıyorum ki görmedi orada Dekagon'u. Yok galiba görmedi. Evet orada Dekagon'un hemen çekilmeyi başarmış. Sonra üç koruda da bir kapışma vardı. Maokai arasında bayağı bir dürtmeyi başarıyor Chris Hange. Zaten geri yolluyor ama evet geri gidecek Chris Hange. Bu canlı Fabulous'un karşısında kalmak istemiyor, durmak istemiyor. Özellikle Fab 7. seviyeye ulaşmışken şimdi hemen mavi güçlendirmeyi başlattı Dekagon'un. Birazdan Aphrox da oraya gelecektir. Bu mavi güçlendirmeyi almak için Pedal'ı sersemletti mi? Yok hayır, henüz sersemletmesi hazır değil ama şu anda hazır. Bir sonraki savaşta işler değişiyor ve yerine Sparrow sersemletmeyi başardı. Graves'ten de onu takiben bir hasar geldiğini gördük. Lelouch hemen o sersemletmesini hazırlıyor. Ve Pedal'ın üstüne gidiyor. Bu sırada evet. Birebir. Birebir kapışmada Stormage'in Dekagon Moon'u yok ettiğini gördük. Evet ilginç, yani hiç canı gitmeden öldürmeyi başarmış. Büyük bir ihtimalle az canda. Evet az canda olan Dekagon Moon. Evet. Totem de olunca burada zaten zıplamasını da kullanınca yapabileceği hiçbir şey kalmamış. Ya Stormage'den çok güzel bir orada combo. O kadar güzel bir yere atıyor ki Dekagon Moon geri dönemiyor. Evet, Runa'na doğru yavaş yavaş ilerliyor bu arada Panem. Evet, evet. Her yerde mızrak olacak artık. Dekagon Moon bu sefer de Stormage'in kırmızı güçlendirmesini çalmaya çalışıyor. Stormage hemen yanında bekliyor. Bakalım ikinci bir skor gelecek mi oradan? Yardıma kimse geliyor mu acaba? Hayır, kimse gelmiyor. Orada bir deneme yine bomba ama hayır olmadı. Dekagon Moon'un başı büyük dertli gibi Fabulous ultisini kullanıyor. Bir değişik küresi ve yine skor almayı başardı. Dekagon Moon iyice geriye düştü şu anda ya. Number One'ın bu arada Z'de orta koridorda öldürdüğünü evet görebiliyoruz. Onu da tekrar sanıyorum ki izleyeceğiz. Yine hızlı bir yine izliyoruz gibi gözüküyor. Yine skorlara yetişemiyoruz şu anda. Evet yani haritanın her tarafında aynı anda skorlar olmaya başlayınca HVA öne geçmeyi başarmış. Özellikle ormancıları şu anda gerçekten çok önde. Ve yine de Dekagon Moon'u kamplamak istiyorlar. Oo zaten. Risk Cutter'ın orada canı o kadar azmış ki Chris Hange orada bütün hasarı bir anda boşaltarak Risk Cutter skorunu almayı başarmış. Dekagon Moon o kırmızı güçlendirme için hala mücadele veriyor. HVA da hala almasına izin vermiyor. Evet, Chris Hange'den şimdi bir yardım geliyor orada. Stormage de orada. Bakalım o sancak kombosu gelecek mi yine? Hayır ama orada Chris Hange'i yakaladılar. Chris Hange içeride ultisini açmış durumda. Zed de orada. İki kişi yakalamayı başardılar. Üç kişiye tutan bir ulti orada. Jarvan'dan 2'de 2 yapan bir Risk Cutter. 3'te 3 gelecek mi? Bakıyorum kendini kurtarmaya çalışıyor ve ultiyle birlikte bu skorda oluyor. 3'te 3 yapan bir Risk Cutter gördük. Oyun bence koptu şu anda. Yani Zeytno zaten çok iyi durumdaydı. Şimdi bir de 4-2-0 oynayan bir Zed. Evet, yani olabildiğince Zed'i geri düşürmeye çalıştı Number One ekibi zaten. Aha, yaptıkları baskınlarla. Şimdi 3'te 3 alınca bir daha baş etmeleri gerçekten çok zor olacak. Şurada hemen tekrarını görüyoruz. Yani Chris Hange'da Aphrox'un ultisi yoktu burada. Tank olmadığı için hani öyle girmesi çok mantıklı. Bir de şurada 3 kişiye tutacağın bir ulti var. O afet 3 kişiyi de olanın etrafı içinde tutuyor. Burada bir de ultisini kullanıyor Risk Cutter ve zaten gerisi artık çok kolay. Üstüne gidiyorlardı yine ama daha fazla zorlamadılar. Hemen mavi güçlendirmeyi Fab almaya çalışacak. Oyunun 12. dakikasındayız arkadaşlar.
3000 altınlık bir fark var HVA ve Number One arasında. 2800'de de. Ölüm cezası tuttu. Derisin yüz gelecek mi? Tibbers çıkıyor Kalista'nın üstüne. Bakıyorum. Yalnız Dekogon Moon da orada. Zeytun üstüne gidiyor. Şimdi Fafabul Story'e geldi. İşler karışabilir. Kasadin orada. Dekogon Moon skorunu almayı başarıyor. Yine Pedin için işler karışmış durumda. Evet, Afrox oraya geldi. Ultisini kullandı. Fafabul'sa acaba Pedin burada skor alabilecek mi? Pedin skoru aldı. Yürüşün üstüne gidiyor. 2'de 2 yapabilecek mi acaba? 2'de 2 yapıyor. Stamage'den kaçabilme ihtimali var mı? Bakalım o Kalista mekaniklerini nasıl kullanacak? Riskatır da şu an oraya geldi. Swain Paul'a büyük bir hasar verdi. Ama yanında Afrox'u bulunduğu için çok fazla ilerleyemeyecek dediğim anda. Sıçça, Shuriken ve ultisinde Lissandra'nın üstünde kullanıyor. Öbür tarafta da Kalista skorunu aldı. Oraya kadar kovalamış yani. Evet. Yani şuradan başladı böyle bir S çizip oraya kadar gitmişler. Ters S çizip oraya kadar gitmişler. HVA şu anda Number One'ın baskınlarına çok güzel cevap veriyor, karşılık veriyor. Mavi takımın kulesi. Orada Riskatır'ın yaptığı hamle. Oha, bu fark nasıl kapandı? Ultisi gelmiş. Sırtçı ulti mi? Ha ya, buradan buldu. Oo evet, orada bir anlık bir duraklama mesafenin kapanmasına yol açmış. Kırmızı takımın kulesi yerle bir oldu. Riskatır orada bu arada sıçrayıp Q'sunu Swain Paul'un üzerine, evet, ultisini hemen evet, Afrox'un evet, üzerine aynen kullandı. Öyle, aynen öyle. Q'sunun hasarının yeteceğini bildiği için. Paul, Zekrut'u orada yakalamayı başardılar ama geri çekilmek durumundalar. Mavi güçlendirmeyi de çalmayı başarıyor böylece HVA ekibi. Ejderha'yı acaba zorlarlar mı? Yampi'de engeci almayı başardılar. Şimdi üstünde Ejderha. Rahatlıkla alabilecekler gibi gözüküyor. Dekogon Moon nerede acaba? Evet, o da oraya gelmeye başardı. Güzel bölüm cezası. Lush'u tutturmayı başardılar. Bakalım oradan çıkabilecek mi Lush? Bir dakika. Zeus skorunu aldılar. Enide düşüyor. Chris Angel'i almayı başardılar. 2'de 2 yapan bir Riskatır var yine. Büyük bir takım savaşı. 3'te 3 yapmayı başarıyor. Afrox alabilecek mi acaba? Kasadin orada savunma vuruşu yapıyor. Pedan'ın başı büyük dertte. Fab'dan kaçmasına imkan yok. Stomage de oraya geldi. Ve katliam yapmayı başarıyor HVA ekibi. Number One oyundan iyice düşmüş oldu. 17 skoru 9 skor. 26.200 altına 21.700 altın. Bir de üstüne şimdi ejderha alacak HVA ekibi. Dakika 14'te bence oyunu kapatmayı başardılar. Yani 8-2-1 oynayan bir Zed var. Evet. Yani Number One, hani bana soracak olursan oyuna yanlış başladı. Koridor değişikliği istiyordu ya. Evet, koridor yani Graves gerekliydi. Graves Annie'ye karşı, bir de Graves oynayan kişi Darknut olunca onlara karşı Kalista Thresh'in koridorda eşit durması zaten mümkün bak, değildi. Yürüşü yakalıyorlar. Ama ya Swain Paul yok oluyor. Chris Hinge hala çok tank özelliklere sahip değil. İçeride o tanklık görevini tam yerine getiremiyor. Fabulous bittiği anda Pedon'un üstüne gidiyor. Hemen geri çekiliyor oradaki o odaklanmadan geri çekilmek için. Bu sırada arkada 3'te 3 yapan bir Riskatır var. Afrox hala ICD hasarı tam çıkartmış durumda, geri kaçmaya çalışıyor ama kaçmanın imkanı yok artık. Bundan sonra zaten Pedon artık açık bir hedef haline geliyor. Stomage'den de ulti gelince artık yapabileceği çok fazla bir şey yok zaten. Minyon 8-2-1. Hatta yani işler bu kadar iyi gidince Fabulous Mejra'yı almış. Evet. Yani Runa'nı bitirse bile Paden, Lelouch ona hiçbir şekilde iş yapma fırsatı vermeyecek. Şimdi bakalım oyunun 16. dakikasındayız. Number One acaba buradan oyunu çevirebilecek mi? Zed ayrı gittirmeye başlamış durumda. Koridor değişikliği gelmiş. Fab ve Riskatır arasında Zed'i üst koridora yollamışlar. Oradaki kuleyi alabilmesi için kırmızı ki şu anda aldı. Evet, şu anda aldı. Dekogon Moon o meşhur kırmızı güçlendirmesine geri gidiyor. Bari şimdi alayım dedi. Ya ormancıdan güçlendirme çalmak onu ormancıları o kadar geriye itiyor ki, geriye düşürüyor ki. Özellikle tekli dereceli sıralarda bunu görüyoruz. Yani bir ve yani birinci veya ikinci güçlendirmeyi aldığınız anda ormancı da gerçekten oyundan bayağı bir düşüyor. En azından baskınlar konusunu çok rahatlıyorsunuz çünkü uzun süre ormanı dövmek zorunda kalıyor ormancı. Bir de yeni ormanda hani seviye kazanmak eskisi kadar kolay değil. Eskisi evet, kadar rahat bir şekilde ormanı dönemiyorsunuz. Aha. Rakip sizden bu kadar önemli bir orman canavarını çaldığı zaman çok geriye düşebiliyorsunuz.
Takip etse ölecekti. Evet. Ben bir Kalista'yı bir... Kalista'ya bakmak istiyorum. Kalista'nın şu anda ne kadar? 118 saldırı gücü var. Yani Runa'nın acaba ikinci eşya olarak mı yapılmalıydı ya? Yani şu an zaten saldırı otomatik saldırılarından ziyade ciğerini sökün. O mızrakları biriktirip ardından ciğerini sök de şey hasar vermek istiyor. Doğru söylüyorsun ama bence etkili değil. Çok güzel yalnız bir dakika. Şimdi ultisini kullanıyor Afrok. Kaçabilecek mi oradan? İmkanı yok ama... Aa bir dakika. Üstünde ulti yok muydu? Lissandra'nın. Vardı. Zed'in ultisi. Tankladı. Wow, gerçekten çok iyi. Ben orada birebir değişim olacağını zannettim fakat Afrox orada risk atış skorunu almayı başarıyor. TBA ekibi şimdi orta koridordaki istilaya gelmiş durumda. Minyonların yanına. Bir ölüm cezası elimizde. Zed'not tuttu yalnız. İçeri giren bir stomage var. İlk olarak Kalista'yı almayı başarıyor orada Fabulous. Chris Angel'i de alacaklar. Yine çok tank özelliklere sahip olmadığı için Mako'yu da rahatlıkla almayı başarıyorlar. Bir de üstüne kule geliyor. Orada inanılmaz bir anlık hasar bombo bıraktı. Tibbers'la birlikte. Stomage ve Lelouch ikilisinden. Swainpool'u alabilecekler mi? Fabulous evet orada son vuruşu yapmaya çalışmayacak vazgeçtiler. Fabulous Meja istiyor yani şu an. Evet. Meja'ya da kaç tane yük var hemen bakalım. 9 yük var şu anda. Yani şurada hemen tekrarını göreceğiz. Yine yavaş çekim görsek nasıl süper bir olur. Anlık hasardı ya. Bak. Bir de çok birlikte duruyorlar yani. Sıçra Tibbers üstüne Stomage'den ulti. Combo ulti daha doğrusu. Fabulous'un. Üstüne Graves. Evet. Yani bu bomba komboya kim ne yapsın? Belki geri çekilmeye çalışıyor. Yampiri yengeci de olanlar oldu. Son vuruşu number one yapmayı başarıyor burada da. Riskatır. Yine bir tuzak peşinde. Hüseyin'cin üstüne gidecek mi acaba? Alabilir mi acaba? Bakıyorum eşyalarına. Evet alabilme ihtimali var. Hüseyin zaten hemen bunun farkında geri çekilmeye başladı ama kötü bir pozisyonda kalmış gibi gözüküyor. Ultisini de açtı. Evet, savaşmayacaklar mı? Bir dakika, Riskatır devam ediyor. Ultisini neden erken kesti? Bilmiyorum, ultisini şu anda kullandı Krisen'in üzerinde ama oradan çıkmasına çok fazla imkanı yok. Geri bırakıyor çünkü. O ölüm işareti sayesinde skor garantilendi. Ya 9-3, 1 oynayan Zed var abi, buna karşı kim ne yapacak? Mako'ya tek atabiliyor yani şu anda. Krisen'in orada zaten ultisini kesmesi bir ilginçti 2. saniyede. Evet yani şu an işler number one için hiç iyi gözükmüyor. Evet. Durum 20'ye 10, altın farkı 10.000'e kadar gelmiş henüz 20. dakikada. Ve HVA 10 saniye sonra bir tane daha ejderha almayı başaracak. Yani bu ejderhayı rahatlıkla alacaklar gibi gözüküyor. Number one'dan herhangi bir oyuncu ejderhanın etrafında yok şu anda. Totem var mı diye bakıyorum. Hayır totem de yok. Hiçbir şey bilmeyecekler bu ejderha hakkında. Evet, rahatlıkla almayı başardılar. Oyunun kontrolü tamamen HVA'ya geçmiş durumda. Yani dakika zaten 14'te geçmiş durumda kontrol ellerini. Orta koridordan ittirmeye çalışmak istiyor şu anda HVA ekibi. Orada Afrox'u yakaladılar orada. Sersemlettiler ama. Arkasını göremedikleri için galiba devam etmek istemediler. Bakalım bu istilayı istiyorlar mı? Alt taraftan da Kassadin'i ayrık ittirmede Zed'i ayrık ittirmeyi alacaklar mı? O 1-3-1 taktiğini deneyecekler mi acaba? Evet, Zed'i de üst koridora yolluyorlar. 1-3-1 taktiği benim en sevdiğim taktiklerden biri belki de. Ya yani karşı takımı haritayı dar ediyor. 3 koridordan da şey geliyor, minyon dalgası geliyor. Ve bu arada Baron etrafında bir hareketlenme var. Denerler mi acaba? Deneyebilirler. En azından bir tuzak. Şu anda 3 kişi alamazlar mı onu? Jarvan da orada.
Evet, başladılar Baron'a. Evet. Rahatlıkla alabilirler ya. Derken Risk Hatır'ın... Risk Hatır'ın bayağı bir canı azalmış, evet. Ama yani eğer Stomage tanklarsa, tanklıyor. Rahatlıkla alacaklar. Bir Ninja Baron geliyor arkadaşlar. Number One ekibinin bu Baron'dan da herhangi bir şekilde haberi yok. Hemen geri çekilecekler çünkü artık 4 saniyede hemen üstlerine geri dönebiliyorlar. Hemen ceplerdeki altına bakalım, rejimizden rica edelim. Ayrıca harcanmadan... Harcandı bile hepsi. Çok geç. Geç kaldı, istemez. Bakalım Zed ile Lissandra arasındaki altın farkına. 3200 altınlık fark sadece orta koridorda. Çok büyük fark. Evet, bu arada Zaytnot da ebedi kılıçtan sonra Yoğmu'yu bitirmiş. Evet. Zaten statik hançer, yani statik hançeri çok böyle etkili kullanan bir şampiyon değil Graves. Yoğmu'nun verdiği hem fiziksel hasar, hem zırh delme, hem de bekleme süresini azaltma, hem de mobillik Graves gibi bir şampiyonun çok daha işine yarıyor statik hançeri göre. Aynen öyle. Evet, burada yeniden silahı başlatmak istiyor TVA ekibi. Yine 1-3-1 taktiği Zed'i yukarı yollamışlar. Hemen Chris Angel Zed'in karşısına yollar. Arkasında da ona destek olabilecek bir Aufrox var. Zaytnot'ta alt koridoru ayrı kilitlemede. Kırmızı takımın kulesi yerle bir oldu. Birinci kuleye, ikinci kuleye aldılar Zed'in üst koridorda. Bakalım daha ne kadar devam edecekler. Chris Angel şu anda Fiskat'ın üstüne gitmeye başlamıştı. Fabulous bu arada ölüm ateşi pençesi bitirmiş. Tekrar hatırlatalım, 5.1 yamasında turnuva sunucumuz. O yüzden ölüm ateşi pençesi hala oyuncular yapabiliyor. Özleyecek misin ölüm ateşi pençesini? Efendim? Özleyecek misin ölüm ateşi pençesini? Özleyeceğim ya. Ben Twisted Fate'e mesela yapmayı çok seviyorum. Sen Twisted Fate'e oynamayı çok seviyordun değil mi zaten? Evet. Artık oynayamayacaksın Scarlet. Yok canım, yine oynarız ya. Oynatmayacağım sana, hesabından oynatmayacağım. Ban. Banladım. Twisted Fate'i çıkarıyorum hesabından. Biz onu şey yapmıştık. Intern'e yapmıştık. Hep Nidalee oynuyordu. Sonra bir gün dereceli girdi. Nidalee oynamak için. Bakalım bu ayrı kitleme sonuç verecek. Üst koridora yalnız kapış var. Mako'nun üstüne ulti atmış. Bir Zed var orada. Son vuruş gelecek mi? Evet, orada skor almayı başarıyor. Kendi de öldü ama. Risk Hatır ama evet, kendi de öldü. Peki burada çok güzel bir ölüm cezası. Zaytnot'un üstüne atlıyor ama Timbers geldi. Bakalım işler istediği gibi gidecek mi Number One'ın? Dekalomon geri çekilmek zorunda kalıyor. Paddon yok oluyor adeta. Orada... Swampol yok oluyor adeta. İnhibitor kulesi gidiyor. Ya bu takım savaşına... Paddon orada Kalista'nın pasifini çok çok kötü kullandı. Evet. Yani dışarıdan kiteleyebilecekken içeri girdi pasifiyle. Otomatik saldırısıyla. Bitirmeye çalışacaklar mı? Bitirmeye çalışacaklar, çalışacaklar. Evet. Dekagon Moon acaba karşılık verir mi? Vermeye çalışmıyor zaten açıkçası. Evet. Fazla söze gerek yok diyelim. HVA ekibi çok güzel bir performansla, yani Number One'a adeta yani şans bile vermeden bu maçı kazanmayı başardı. 24'e 11 arkadaşlar skor, onu söyleyeyim. 52.000 altına 34.000 altın, iki takım arasındaki altın farkı 14-1 oynayan bir Risk Hatır. Yani Zerat iyi güzel hoş ama Zed de çok güzelmiş. Zed'le bir iki tane elinde hata yaptı oldu ama en azından takım arkadaşlarına bayağı yardım etti diyebiliriz. En çok hasar da Risk Hatır vermiş. 18.117 puan, yani 117 can puanlık hasar vermiş. Yani Paddon'un Kalista oyunu üzdü diyebilirim. Özellikle oyunun son takım savaşında. Aha. Otomatik saldırısıyla içeri girdi. Pozisyonu gerçekten çok kötü kullandı orada. Vadisine. Ve bilmiyorum, oyuna zaten Number One birazcık kötü başladı. Bir koridor evet, değişikliği kesinlikle şarttı. Hem Graze ve yeniden kaçmış olurlardı. Hem de Kasadin'i çok çok darlayıp hiçbir şekilde minyon kesmemesini sağlayacaklardı. Maokai zaten 2'ye 1 bir pozisyonda. Kasadin'den çok daha rahat minyon kesebilen bir şampiyon. Yani Number One'ın oyuna bu şekilde başlamasıyla klasik bir başlangıç yapıp Kalista Thresh'i Annie Graze'in karşısına göndermesiyle, ya bu hatayla zaten oyunun yavaş yavaş tersine döndüğünü, HVA tarafına döndüğünü gördük. Dekagon bunu aslında çok iyi kampladı burada HVA ekibi. Number One'ın en önemli oyuncularından birinin Dekagon Moon olduğunu onlar da farkına varmış olsa gerek. O kırmızı güçlendirme, yani Dekagon Moon'a ait olan kırmızı güçlendirmeyi adeta bırakmadılar. Önce
Mavi güçlendirmenin orada baskın yaptılar. Orada skor aldılar. Sonra onun kırmızı güçlendirmesine gittiler. Orada baskın yaptılar. Orada skor aldılar. Bir daha gittiler. Kırmızı güçlendirmeyi verdirtmediler. Kendileri aldılar. Evet. Dekogomu'nun zaten hani oyundan düşünce Number One artık 4'e 5 oynar gibi bir hal oldu. Diğer koridorlar da istedikleri gibi gitmedi. Bir de önemli başka bir şey. Chris Hinch tank görevi tank görevinde olmuş olmasına rağmen HVA ekibinden gelen o hasarı kesinlikle tanklayamıyordu. Yani içeri gidiyordu ama çok çabuk eriyordu. Zaten yukarıda da gördük. Zed tek başına Maokai'yi alabiliyordu çok rahat bir şekilde. Evet yani böylelikle günün için 3. maçını, günün 2. maçını HVA kazandı. Günün 3. maçını böylelikle HVA kazanmış oldu. Hemen bir röportajımız var. Charmin'in evet. Yanında Fabulous var. Hızlı bir şekilde oraya geçiyoruz. Tekrardan teşekkürler arkadaşlar. Şu anda yanımda Fab var. Öncelikle maç sizin için nasıl geçti? Ciddi anlamda bir hasar verdiniz. Oyunu hızlı şekilde bitirdiniz. Senin de yorumlarını alalım. Ya maç pick ve banda istediğimiz gibi geçti. Mid'e Zed almayı planlamıştık. Top lane'de bir AP alacaktı. Sandra veya Kasadin fark etmezdi. Kasiop bir eliye bandlayacaklarını biliyorduk sayılır. O yüzden Kasadin veya Sandra kalacaktı. Onun haricinde oyunda da Zed'i feedlemeye çalıştık daha çok. Split push'a gidip Maokai'yi rahat rahat kessin diye. Onu da başardıktan sonra zaten oyun bitmiş sayılırdı. Yandığım kadar ciddi bir taktik çalışması var. Hazır gelmişsiniz. Peki birazcık dünkü performansınızdan bahsedelim. beklediğinizin altında şeyler oldu anladığım kadarıyla. Bir taktik denemesi yapıldı ama çok da başarılı olmadı. Neden böyle oldu? Değerlendirmesini yaptınız mı? Değerlendirmesini yapmamıza pek gerek yok aslında. Çünkü bu yaptığımız taktiği bir hafta boyunca çalıştık biz. High risk, high reward diyoruz yani. Çok riskli bir şey ama eğer o redini çalsaydık, orada birkaç kill alsaydık ki birçok kez denedik bunu ve başarılı olduk. Bu sefer olmadı. 5 kişi geldikleri için biz 4 kişi kaldık orada. Öldükten sonra da normalde fight'e girmemiz lazımdı. Normalde AD carry'mizi şey yaptığımız için, shield dediğimiz için filan. Onu da kastırtamadık pek. Çok geri kaldıktan sonra dönüşü olmayan bir komptu. O yüzden öyle oldu yani. Mutsuz değiliz onun için pek. Peki o zaman anladığım kadarıyla tekrardan eski performansınıza da kavuştunuz. Peki takım içerisinde bir sıkıntı, problem oldu mu dünkü performansla ilgili? Anladığım kadarıyla olmamış. Çok da güzel karşılamışsınız ama. Yani iyi o zaman. Taktikleriniz devam edecek diye düşünüyorum ama peki de ilerleyen dönemde yine böyle riskli hareketler görecek miyiz? Seyircilerin şok geçireceği. Yani daha çok çalışarak yaparız bu sefer. En azından bir hafta değil. Mesela ligde değil, finallerde yapmaya çalışırız bunları. Daha iyi olacağını düşünüyorum. 2-3 hafta çalışma süremiz olursa taktikleri daha çok oturarak gerçekleştirebiliriz herhalde. Evet, finallere çıkacağınızı da buradan duymuş olmak ilginç oldu. Yine iddialı bir takımımız yanımdaydı arkadaşlar. Sizin de beklediğiniz bazı soruları sorduğumu düşünüyorum. Ben de istediğim cevapları aldım. Şimdi karşınızda analizlerimiz var.